işiniz var lan sizin burada? İçiyorduk. Ne oldu, nasırınıza mı bastık? Ne geçiyorsunuz lan? Makine var lan bunda. Ne sürmesi abi? Bas. Geriye dönelim. Bas gaza. Öl bas gaza. Sür. Bas gaza. Abi geriye dön. Yapma bas. Abi. Bas. Yapma abi. Dur. Yapma. Gelmedi daha. Merak etme sen. Gelir. Hadi içeri geçelim. Börek de soğudu. Ay yok yok. Tam kıvamına gelmiştir o. Şahane. Ay hemen bir şey yaparım da kötü olur mu? Değil mi kız? Hadi başlayın o zaman. Mithat da sonra yesin. Ayça hadi çay demlenmiştir. Alıp geliver. Tamam anne. Betül, kızım, sen böyle her gün eve gelip gidiyorsun ya, ben çok çekiniyorum konu komşudan. Bir laf olacak diye ödüm patlıyor. Ya sonuçta biz Mithat'la nişanlı sayılırız. Ya sözlüyüz yani. Orası öyle de, hayırlısıyla bir okulu bitirse, sonra hayırlısıyla nişanımızı yapsak. Hep bizimkinin yüzünden. Of, eşek kadar oldu, hala okuyor. Yaşıtları askere gitti bile. Ah, geldi. Koy. Merhaba. Kayınvaliden seviyormuş, yetiştim böreğe. Bu iyi işte. Verin bakalım. Şekeri getireyim. Mithat, bir şey mi oldu canım? Oldu işte bir şeyler. Başlamamışsınız daha. Böreği Betül yaptı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Al oğlum, hadi çayını da. Ulan ben de konuşmuyorsun zannettim ha. Konuşmuyorum zaten. Konuşuyorsun işte. Yok konuşmuyorum. Bak gene konuştun. Niye yanımdan geliyorsun merak ettim. Bak gene konuşuyorsun işte. Oğlum, bela mısın sen? Yok be oğlum. Sen benimle konuşuyorsun sonra da konuşmuyorum diyorsun. Çelişkili davranıyorsun arkadaş. Lan babama söyleyeceğim diye çok korktum ha. Buçuk attım valla. Ben matematikten bir aldım da matematik çalışabilir miyiz arkadaşım? Abi iki tane poğaça versin. Günaydın gençler. Günaydın abi. Günaydın. Gelin size çay söyleyeyim. Gelin, gelin. Usta bize iki çay.
yesenize poğaçaları, soğutmayın. Siz kahvaltı yapmıyor musunuz evde? Abi ben yapıyorum da işte. Sabahları poğaça iyi oluyor. Doğrudur, güzel olur. Abi. Hı? Sen dün bize çok yardım ettin. Sen olmasan halimiz haraptı. Ama böyle susup durma ya. Azarlayacaksan, akıl vereceksen başla. Ama böyle susup durma. Poğaçaları dizdin boğazımıza vallahi. Sen şimdi bütün dünyayı bir kağıt helva gibi çıtır çıtır yiyebileceğini zannediyorsun. Bu duygunun devrimcilikle bir ilgisi yok. Gençlik sadece. Sadece gençlik. Demem o ki bir daha düşün. Peki bana silah çeken ne olacak? Ona ne diyeceksin abi? Hadi size iyi dersler. Yolculuk mu? Yok, dükkana gidiyorum. Kaldığım evden ayrılmak zorunda kaldım da. Bütün eşyam bu valizin içinde. Birkaç gün dükkanda idare edeceğim. Sonra bakacağız işte, bir ev bulacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.